Daha önce başkanlık adaylığımızı açıklamıştık. Şimdi beraber yol yürüyeceğimiz arkadaşlarla bir araya geldik. Geçmiş süreçlerden ders alarak hiçbir üyemizin yalnız olmadığını göstermek, sorunlara hep birlikte çözüm üretmek, üyelerimiz arasında birlik beraberliği en üst düzeye çıkarmak, odaya yeni bir vizyon kazandırmak için oda yönetimine talibiz. Bütün üyelerden destek bekliyoruz. Toplantının amacı, daha önce başkanlık adaylığını açıklamıştık. Biz üyeler olarak, yönetim kurulu üyeleri olarak bir araya gelmek istedik. Ve basın mensuplarını da tek tek ziyaret ediyoruz. Herkesten randevu alıyoruz. Orada da yapmak istediğimiz, odaya nasıl katkılarda bulunabiliriz, hep birlikte bu odayı daha iyi, daha şeffaf, daha adil nasıl yönetebiliriz, bunlarla alakalı gerekli hem fikir alışverişinde hem de kendi bilgilerimizi, görüşlerimizi bildirmek istiyoruz, bildireceğiz de. Seçim listemiz yok. Şöyle, odadan gerekli listeyi istedik ama o da hem şifayen hem de resmi olarak yaptığımız başvurulara kişisel verileri koruma kanununa istinaden listeyi veremeyeceklerini söylediler. Biz de kendi çabalarımızla yaklaşık 500 civarında bir üyemiz olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar 400 tane üyeye ulaşmış durumdayız. Tek tek listesini çıkartıyoruz, telefonlarına ulaşıyoruz. Bizim amacımız bütün üyelerimize ulaşmak, fikirlerimizi onlara aktarmak, onların da görüşlerini almaktır. Bizim en büyük sıkıntımız odayla esnaflar arasında bir köprü var. Bu köprü tamamen yıkılmış durumda. Geçirdiğimiz pandemi süreci de bunu gösterdi. Biz istiyoruz ki bizim esnafımız, yani 500 tane esnafımız bir aile. Bu ailenin içerisinde herkes birbirinin derdini, sıkıntısını bilsin istiyoruz. Hep birlikte sorunlarımıza çözüm bulmak istiyoruz. Bunun için de bu oda yönetimine talip olduk arkadaşların önerisiyle.